Ne yapıyorsun? Yatsana. İyiyim ben. Bırak. Bana bunu yapanları bulacağım. Sonra ne yapacaksın? Cezalarını keseceğim. Bu halinde mi? Önce iyileşmen lazım. Anlamıyorsun. Burada kaybettiğim her saniye onlar pis işlerine devam ediyorlar. Hem de benim adımı kullanarak. Anlıyorum. Zayıfken akbabalar uçar tepende. Ama sen onların üstünde uçacaksın. Şahin gibi. O yüzden sabret. Hem şimdi çok zor sınav var karşında. Ne sınavı? Çorba yaptım sana. Kabusun gerçek oldu. Her şeyden koydum içine. Mercimek, sarımsak, baharat. Sen beni öldürmek mi istiyorsun? Bu malzemeler kim bilir ne zamandan kaldı? Son kullanma tarihlerine baktım. Merak etme. Arada bir de geliyor ev sahibi bence. Kazadan kurtuldum ama bundan sağ çıkamam. Başka çaren yok. İçeceksin. İçmezsen hep konuşurum. Susmam. Kafan patlar. Tut. Otur. Ben sana ekmek getireyim. Afiyet olsun. Çok da kötü olmamış değil mi? Vereyim mi bir daha? İster misin? Yeter. Sana bunu nasıl yaptılar? Sevkiyatlarda benden habersiz bir şeyler taşındığını fark edince... Tırın peşine düştüm, değil mi? Takip ettin. Sonra da pusuya düşürdüler seni. Arabayı yoldan çıkardılar. Son anda kendimi arabadan atmasaydım. Şimdi... Tanrı'ya şükür. İstedikleri olmadı. O tırların içinde ne var? Bana ihanet eden hain kim? Hepsini öğreneceğim. Pişman edeceğim bunları. Sen kim olduğunu sanıyorsun ha, kim? Sen kimsin ki onu kurtarabileceğini, benden izinsiz hareket edebileceğini düşündün? Sen kimsin ki onu koruyabileceğini sandın? Şimdi anladın mı kim olduğumu? Kim bu densiz?
alacaklı gibi ısrarla çalıyor kapıyı. Acımız var, yasımız var. Siz miydiniz Nedim Bey? Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Hoş geldin oğlum. Yeni bir havacis mi var? İnceleme devam ediyor Akçanım. Herhangi bir gelişme olursa size haber vereceğim. Ben buraya Yaman'ın yakın bir dostu olarak hep yanınızda olduğumu söylemek için geldim. İşlerle ilgili aklınıza soru işareti olmasın. Her şey kontrolüm altında. Yokluğunda bütün işler onun istediği gibi devam ediyor. Yalnız vekaletiniz gerekecek. Onu da bir an önce halledelim isterseniz. Sen ne diyorsun oğlum? Yaman'ın haberi geleli daha dün bir, bugün iki. Tabii, anlıyorum. Hepimiz çok üzgünüz. Ben sadece o da öyle isterdi diye söyledim. Terazi var, tartı var. Her şeyin bir zamanı var. Vakti gelince konuşulur. Cenger, Nana Hanım'ı göremedim. Nerede? Yusuf'la mı? Evde değil. Dün arkadaşında kaldı. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Bir bardak su rica etsem. Tabii. Bu tuzağa sana yakın birinin kurduğundan eminsin. Öyle mi? Evet. Hem de en yakınlarından biri. Beni tanıyor. Nasıl çalıştığımı biliyor. Ve bu kişi her kimse şu an beni öyle zannediyor. Yani avantaj bende. Beni ortadan kaldırdığını düşündüğü için tedbirsiz davranacak. Söyleyeyim mi? Alo. Neden doğruyu söylemedin bana? Konağa dönmemişsin. Arkadaşında kaldı dediler. Evet, öyle söyledim. Yalnız kalmak istedim çünkü. Neredesin? Gelip alayım seni. Gerek yok. Kendim dönerim. Nana, bir şeye ihtiyacın olursa... Tamam, tamam. Ararım, sağ ol. Ona bile güvenmiyorsun. Konağa dön artık. Olmaz. Haline bak. Nasıl bırakayım seni? Dönmezsen şüphe çekersin. Bak ben daha iyiyim. Kanamayı durdurduk. Dinlenip gücümü toplayacağım. Ben gidince onların peşine düşmeyeceksin değil mi? Söz ver bana. Eğer çekip gidersen seni gene bulurum. Benden kaçamazsın. Bulursun. İnadın keçi gibi. Unutma. Konaktaki hiç kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin. Ölmüşüm gibi davranmaya devam edeceksin. Açık versinler istemiyorum.